Evet, merhaba sevdiğim, saydığım canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Kaybolanın Abisi adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Geçen hafta kaybolan oğul hakkında bir deyiş paylaşmıştım. Olay şuydu. İsa ruhuyla bir yerde günahkarlarla zaman geçiriyor. Onlara öğretiyor. Yemek bile yiyor onlarla. Ve Ferisi mezhebinden, bu Katıbanaz, Yobaz mezhep, Ferisi mezhebinden, Ferisi cemaatinden bazı kişiler görüyor. Aa, bu hoca bu günahkarlarla bu kadar sıkı fıkı oluyor. Hatta onlarla yemek yiyor, lokma paylaşıyor, ne yapıyor diye kızıyorlar. Ve İsa üç misal anlatıyor. Kaybolan para, gümüş para. Hani evi aradı diye bir deyiş paylaşmıştım iki hafta önce. Kaybolan koyun, zaten çok önceden anlatmıştım bunu. Üçüncü de kaybolan oğul idi. Ama geçen hafta hani anlatmıştım ya, iki tane oğul vardı. Büyük vardı, küçük vardı. Küçük hayırsız, haylaz çıkıyor diyor, baba diyor, sen ölünce alacağım mirası şimdiden almak istiyorum. Baba da veriyor, çocuk gidiyor yabancı memlekete, bütün paraları çarçur ediyor. Sonra sefil mesefil, perperişan babasına dönüyor. Baba da seviniyor görünce. Heh, şimdi ama büyük oğlu da var. Büyük oğlu ne diyor? Okuyalım. Bütün bunlar olurken babanın büyük oğlu daha tarlada çalışıyormuş. Eve dönerken bir şeyler duyuyor. Sanki evden çalgılar, halay sesleri çıkıyormuş. Hizmetçilerden birini yanına çağırıp neler olduğunu sormuş. Hizmetçi ona, kardeşin eve döndü senin. Baban da o semerttiğimiz danayı kestirdi. Kardeşinin sağ salim dönüşünü kutluyoruz demiş. Bu durum büyük oğlunun çok zoruna gitmiş. İnat edip eve girmeyi reddetmiş. Babası dışarı çıkıp ona yalvarmış. Ama o babasına sert çıkış yapıp, baksana, 60 sene senin için köle gibi çalışıp durdum hep. Tek bir emrinden bile çıkmadım. Bunca yıl sen bana bir tane oğlak bile vermedin ki arkadaşlarımla biraz eğleneyim. Ama şimdi senin malını saçıp sağ vurup fahişelerle yiyen şu alemci oğlun geri geldi diye besili danayı kestirip kutluyorsun yahu demiş. Babası ona, bak oğlum, hep yanımdasın sen. Neyin varsa zaten senin. Fakat bu mutlu günü kutlamamız gerek. Çünkü kardeşin ölüydü. Hayata döndü. Kayıptı. Şimdi bulundu demiş. Tabii İsa kime söylüyor? Bu Ferisileri söylüyor. Yani Ferisiler büyük oğlu gibi. Günahkarlar tabii küçük oğlu gibi. Baba da Yüce Hak. Evet, deyiş yaptım. İsterseniz bir paylaşayım. Evet, paylaşayım. Tarladaydı. Meğerse kardeşi evine döndü. Eve yaklaşınca bir sesler duydu. Kaybolmuştu, şimdi bulundu. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu.
haberle koştu. Dedi kardeş döndü, babam da coştu. Esili kurbanı tıladı kesti. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu. Abisi gücendi, eve girmedi. Babası çıktı, ne olursun dedi. Babasını dinlemek istemedi. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu. Dedi sittin seni, çalıştım sana. Sen bir ulak bile vermedin bana. Kardeşim geldi, kurban kestim ona. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu. Babası dedi ki her şey senindi. Fakat bugün kutlanacak bir gündü. Kardeşin ölmüştü, hayata döndü. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu. Kervan bu abiye benzemeyelim. Hınç, nefret, garezkin beslemeyelim. Kaybolan dönünce küs olmayalım. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu. Kardeş kaybolmuştu, şimdi bulundu. Biz bu abiye benzemeyelim. Diyelim ki bir günahkar diye bildiğimiz böyle hayırsız, haylaz biri tövbe eder, iman eder, İsa'nın yoluna girer, İsa'nın talibi olur. Bu abinin verdiği tepkiyi vermeyelim. Sevinelim biz de. Çünkü ölüydü, tekrar hayata döndü. Kaybolmuştu, şimdi bulundu. Sevinmemiz lazım. Böyle
hınç, nefret, garez, kin beslemeyelim. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.